Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler, nasılsınız? Birinciokul Astroloji Haber Merkezi'nden haftalık burç videolarına hoş geldiniz. Evet, bugün tutulma haftasındayız. İkizler burcu için neler olacak? Sevgili Demet, ne dersin? Merkür Retro'da tutulma hızla bir şekilde geliyor. Evet. Venüs'ün pozisyonları değişiyor İkizler Burcu'nda. Yay'dan bazı değerler vardı. Evet. 8. eve doğru gidiyor. Çok ilginç bir pozisyon var. Ne dersin? Evet sevgili ikizler, bu hafta özellikle Akrep Burcu'ndaki yoğun gezegen birikimi, Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki retrosunun devam etmesi, Satürn Akrep Burcu'nda ve Akrep Burcu'nda 3 Kasım'da bir güneş tutulması yaşayacağız. 11 derece Akrep Burcu'nda. İkizler için iş hayatı şu sıralarda gündemde olabilir. Özellikle dikkat çekici. Bunun yanı sıra günlük hayatları, düzenleri, sağlıkları. Giyim şekli. Evet. Giyim şekli, beslenme şekli. Hı. Yani bunlarla ilgili bazı değişiklikler olacak. Beslenme şeklini değiştirecek, belki diyet yapacak. Evet. Giyim şeklini değiştirebilir Venüs'ün pozisyonuyla alakalı. Belki evcil hayvanlarla alakalı bir şey olabilir. Evcil hayvanlarla ilgili işte kuzey düğümün etkisi bir evcil hayvan adına bilinir. Bir evcil hayvan eğitime gönderilebilir. Evet. Birlikte çalışılan yardımcılardan destekler aranabilir. Evet. Ama günlük iş yaşamıyla ilgili hareket var. Yani günlük iş yaşamıyla ilgili Merkür'ün retro konumundaki kavuşumunu, gerçeği söylemek gerekirse, yarıda kalmış bazı işleri bitirebilmek, günlük hayatımızı... Özellikle evde, Mars çünkü şu an ev, dördüncü evlerinde, evde biraz işler yoğun gibi görünüyor. Evde, aileyle ilgili konular gündemde olabiliyor. Aileyle ilgili konular haricinde evde bir tadilat olabiliyor, eksik olan, kalan bir şey yapılabiliyor, perdeler değişebiliyor gibi gibi yapılan ama... Ailedeki bazı bireylerde de kronik hastalıklar ikizler burcunu biraz üzebilir. Evet, aile büyüklerinin rahatsızlıkları, onlarla ilgili belki tedavi için bazı çalışmalar, enerjiyi oraya harcamak gerekebilir. Vallahi Merkür retro Akrep burcunda, Akrep burcunun retrosu biraz değişik bir retro biliyorsun. Evet. Ondan dolayı şüphelenilen bazı hastalıklar varsa çok dikkat edilmesi lazım aile içinde ve ailedeki bireylerin check-up yaptırması, doktorlarıyla görüşmeleri gerekiyor. Çünkü astrolojinin bu yönünü seviyorum ben öncü. Evet. Yani Merkür retro Akrep burcunda problemli vücudun, vücuttaki toksik yapının aile içindeki bazı bireylerde artık detoksik olması gerektiğini, yani detoks olması gerektiğini, temizlenmesi gerektiğini falan gösterir. Yoksa sorun var sevgili ikizler. Evet, Plüto 8. evlerinde seyrediyor ikizler burcunun. Güneş Satürn kavuşumu 6 Kasım'da yine tutulma etkilerini gündeme getirebilir. Biraz belki iş hayatlarında, belki günlük ev hayatlarında birazcık zorlanma söz konusu olabilir. Satürn tabii aile büyüklerine de, otorite kavramlarına da dikkat çekiyor orada. Aile büyüğü, otorite konumundaki insanlarla iletişim. Ama burada sorun var. Aile büyükleriyle ilgili bazı sağlık sorunları Aralık sonuna kadar çıkabilir diye görünüyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Veya sırf aile büyüğü değil, evinizdeki otorite konumundaki kişiyle alakalı bazı sorunlar olabilir. Evet, 6 Kasım'da Güneş kavuşum Satürn tutulmayla ilgili konuları iyicene ortaya çıkartmış. 7 Kasım'da Jüpiter retrosu başlıyor. İkizlerin ikinci evinde olacak retro hareket. Kaynaklar aslında yeterince zaten geniş değilken maddi kaynaklarla ilgili gecikmelerin de olabileceğini göstermiş. 6 Mart'a kadar olan dönemde bazen zorlanacaklar ama önümüzdeki ayın diğer haftaları daha olumlu olduğu için bence bu kazançları kısmen realize edebilirler. 9 Kasım'dan itibaren avantaj ve retro Merkür'ün 10 Kasım'da artık düzelmesiyle beraber ticaret hayatı ve sosyal yaşamda ilerleyecek. Ne dersin? Evet, Merkür'ün düzelmesi özellikle ikizler burcu için iyi olacak. Merkür retroları çünkü birazcık onları kısıtlıyor. Sorunlar çıkarabiliyor. 10 Kasım'dan sonra günlük hayatları, iş hayatları biraz daha iyi olacak. En azından o gereksiz aksilikler olmayacak. Evet, sevgili ikizler, biraz daha fazla detaylı bunları görmek istiyorsanız birinciokulu.com isimli sosyal medya paylaşım platformumuzdaki Sayın Demet Baltacı'nın günlük burç yorumlarından kavramları gün gün öğrenebilirsiniz. Veya aylık burç yorumlarımızı dinleyebilirsiniz. Bunun yanında
Facebook'ta burç durumu uygulamamıza search'e, yani Facebook'un arama ekranına yazdığınızda burç durumu şeklinde yazdığınızda ücretsiz videolarımıza da rahatlıkla üye olabilirsiniz. Hepsi sizler için ücretsiz. Saygı ve sevgilerimize. Hoşça kalın. Güle güle.